Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Fiyatı Köfte 2'nin 19. bölümüne hoş geldiniz. Ve şu an tarihimdeki en büyük sıkıntı olan yarasalarla boğuşuyorum. Evet, birkaç gündür server'a girmiyordum ve bunun sonucu olarak Kalimera Metal Fabricator yapmış ve bize iridium hediye etti. Bir iridium demişim, uranyum. Uranyum nereden çıktı? Yuyumeter. Evet, teşekkürler Kalimera. Ama şöyle bir detay var. İridiumların bir kısmını bizden de adanmıştı. Hatta size Metal Fabricator'ı göstereyim, onun evine gidip. Evet, bu bölüm biraz arılarla geçecek. Çünkü... şimdi bu Metal Fabricator'ı nerede? ICT odasındadır muhtemelen. Değil. Metal Analysis odasında mı? Evet. Evet. Metal Fabricator işte böyle bir şey. Enerji ile UU Metal üreten bir şey. Mass Fabricator'ın nerflenmiş hali aslında. Direkt tek Mass Fabricator'ı kaldırıyor. Yerine Metal Fabricator ekliyor. Yakında ben de yapacağım, merak etmeyin. Şu arılarla ilgili bir şey halledip ardından full Great Tech gideceğim. Burada arılarla girmek istememin sebebini görüyorsunuz. Oil Stone. Arılarla girmeden önce birkaç bir şey halletmem lazım ama. İlki bir makine. Termium Link Fabricator, bunun için Sterling Casing ve bunlar lazım. Conduit'lerimizi de alalım. Şimdilik geçici bir yere koyacağım, o da burası ama yakında bunu taşıyacağım. Bunun dışında yaptığım değişikliklerden birkaç tanesine gelecek olursak, burayı dizdim. Ama henüz bağlantıları yapmadım. Bağlantıları sizin gözünüz önünde yapacağım. Çünkü ilginç bir şey planlıyorum buraya. Bunun dışında Mach'ı 5x5x5 haline getirdim. Şunları geri koydum falan filan. Ayrıca şu an demin fark ettiyseniz eğer en bol kaynağımız Pumpkin. Evet, Pumpkin. Evet, şimdi Terminic Fabricator'ımızı alalım. Şimdi bana ne lazım bunun dışında? Glass. Ayrıca şimdi öncelikle zaten Kalimera sayesinde al verileri yapmıştım. Arıcılık konusunda bu arada burada çok fazla değinmeyeceğim. Arıcılık konusunda bilgi edinmek isteyenler benim önceki serim olan Feed the Bees'i inceleyip izleyebilirler. Neyse. Ve size vanilla bir alveriyi göstereceğim burada. Evet. Bu arada bu alveri bloklar şu şekilde yapılıyor. Bu. Bu şekilde. Bunlar da bu şekilde, ancak bal kullanılarak polen ve royal jelly, imperial ve industrious arılardan elde ediliyor. Nasıl elde edildiklerini ben Feed the Bees'de anlatmıştım. Yani Feed the Bees'i izlerseniz çok rahat her şeyi öğrenirsiniz. Ve... nasıl slab varmış. Neyse. Sen git. Bunu yerleştirdiğimiz takdirde bunun bir alveriye dönüşünü göreceksiniz. Bir house'u daha önce gördünüz. Apiary'i gösterdim, göstermedim. Alveri bunların en gelişmişi. Fakat direkt vanilla bir alveri kullanmayacağım. Biraz değişik bir şey kullanacağım.
O da birkaç tane komponent eklemek olacak. Bu arada şu yarasa problemimizi halletmek için yakında ışık döşeyeceğim. Bunun dışında yeni bir konuğumuz daha var. Demin serverdaydı. Pardon, konuk değil, yeni bir üyemiz. Öksürük Özgür. Gerçi daha önce katılmıştı fakat server'a girmemişti. Şimdi tam olarak katıldı. Muhtemelen burada bir seri yapacak. Şimdi bana o ak istiyorum. Profesör Oak. Tamam. Bunun dışında benim bir age yaratma ihtiyacım var. Tamamen gündüz bir age. O yüzden hemen bir workshop'a gidip geliyorum. Age'i yaratıp. Evet ve geri döndüm. Şimdi yaptığım şey place single biome village zenith zero length normal sun zenith zero length normal sun rising zero length normal sun zero length'e yardırırsanız sabit kalma olasılığı daha da artıyor. Normal sun, normal stars, normal moon, normal stars, clear modifiers bir şey eklenmesini engellemek için. Normal lighting. Kısa dur. No weather. Evet, bu renkler tamamen. Ve clear modifiers. Ve flat. Şimdi baştan şöyle yerleştirdim. Tamam. Şimdi bir de bana link panelim var. Zaten var. Bir tane deri alalım. Tabii ki de linki buraya koymayacağım. Köftenin yerine de koymayacağım. Buraya koyacağım. Evet. Şimdi öncelikle bana bir stand. Şimdi seni şöyle koyalım. Şuradan bana bir tane book stand craft et. Lazım olacaksın çünkü. Hadi bakalım. Evet, sonuç bu. İlginç bir görüntü. Gene bazıları hareket ediyor ancak. Evet, sanırım bununla yaşayabilirim. Keşke şu Rising'i koymasaymışım ama. Evet, güzel. Aslında Rising'i kaldırıp bir kere daha mı yapsam dünyayı? Neyse ya. Böyle iyi. Pardon. Şimdi onu bir teserak lazım. İki tane enerji teserak aldım. Evet. Evet, şuraya koyalım teseraklardan birini. Romney. Sen Romney. Enerji biri olarak atan sen. Tamamdır. Şimdi şu dünyamıza gitmeden önce evet, şimdi ne yapacağız? Bunlara ihtiyacım yok. Benim neye ihtiyacım var? Frame housing. Onun için Golden Electron Tube lazım.
Bunun için de gold lazım doğal olarak. Ve redstone. Evet, bu arkadaş bunları craft etmenizi sağlıyor. Bir stack craft edelim. Şimdi. Evet. Tamamdır. 21 biraz daha Golden Electrum tüp lazım. İyi, yanlış blok. Tamamdır. Bunun yanı sıra başka neye ihtiyacımız var? Aslında benim Apiary'e de ihtiyacım olacak. Ay yok, aslında olmayacak. Düşündüm de. Şu an burada çiçeğim yok, değil mi? Evet. Üç ve... Ya dur, sizin çanklarınıza bir bakacağım. Bir kaydırsam daha iyi olur. Hepsi aynı çankta olsun. Bu arada merak etmeyin, bu seride arılarla alakalı her şey Fit the Beast'de olduğu gibi çılgın bir biçimde değil. Daha makul seviyelerde yapacağım. Çünkü bu serinin teması oradaki gibi arıcılık değil. Arıcılık onun temasıydı. O seri tamamen arıcılık üzerineydi. Burada değil. Burada iş tamamen teknik. Ve bu arıcılık temel kısmı bittikten sonra ben direkt bu dostlama Greg Tech'e de alacağım. Hu. Yani yakında bir füzyon reaktör yapabilmek istiyorum hani. Ne kadar yakında olur bilmiyorum. Bir 20 bölüm sonra olabilir belki. Aklıma gelmişken bundan sonraki bölümde 20. bölümümüz. Evet, bunları yerleştirdiğimize göre. Düt. Evet, şimdi soracak olanlara soru. Frame housing'ler ne? Apiary'leri bilenler onlara frame konulduğunu ve frame'lerin arının verimliliğini arttırdığını bilir. Frame housing'ler al verilere frame ekleyebilmenizi sağlıyor. Evet, böyle bir şeydi yani. Bu sayede zaten verimli olan al veriyi daha da verimli hale getirebiliyoruz. Bunun dışında enerji tesseract'ı şimdi yerleştirmeyeceğim. Bir şey almam gerekiyor önce. O da ME controller. Bana bir daha ME chest lazım. ME chest. Önce şu lazım. Tamamdır. ME chest ve bir adet 1K storage ise. Aslında dur. 4K yapayım.
4K daha mantıklı. Bunun yanı sıra bir tane storage baskin şansım varmış. Var elimde. Wool. Fuzzy istiyorum. Ve ekstra bir isim eklediği bir makine. Nedir diye soracak olursanız eğer, senin adın neydi? Bir saniye. Unuttum. Binizmut'tan bakarız. Bu arada neden Next'te değil de Preview ve basın diye soracak olursanız Action HUD'u orada gözüküyor. O yüzden net göremiyorum orayı. Nerede bu makine? Nerede bu blok? Ha, indexer. Tabii indexer için Apiarist machine lazım. Apiarist machine için bu lazım. Evet, indexer'ımız hazır. Indexer nedir diye soracak olursanız, o iş. Göstereceğim birazdan. Öncelikle farklı çanklar doğmak zorunda. Ha, zaten çanklı olur. Kuracağım için sıkıntı yok. Evet. Emi kontrollerimizi alalım. Redstone devre dışı bırak. Owner only. Receive only. Evet. Bunun dışında bir de arkaya konulan indexer. Indexer nedir diye soracak olursanız, tamamen arı depolamak için bir arkadaş. Pardon. Ve bizim arıya ihtiyacımız var. Evet ve şimdi bunun yanı sıra bize ne lazım? Apiarist pipe. Propolisleri burada bırakmıştık. Glasslarımız var burada biraz. Evet, arılar. Bunları birazdan alacağım. Öncelikle şu yok. Imperial ve Industrious. Siz ikiniz önemlisiniz. Bunun dışında bana ne lazım? Gidip Kalimera'dan bir arı tipi daha almam lazım. Yeriye. O da ney? Quantum değil. Ha, Refine. Aslında bir stack değil. Yarım stack bile fazla. Ama alıyorum yine. Ve ardından TARDIS'ime geri dönüyorum. Zaten 4 tane lazımdı. Aslında Insertion Pipe daha mantıklı. Evet. Yine Apiarist Pipe kullanabilirim fakat Insertion Pipe şu an daha mantıklı. Bunun dışında bana biraz Golden Transport Pipe. Bunun dışında Wooden Transport Pipe ve bir tane var. Başka var mı? Autistic Gate'imiz. Yakında şu kapıya da bir sistem döşeyeceğim, merak etmeyin.
İlginç bir sistem. Gerçek bir TARDIS gibi hareket edecek. Gate. Iron Chipset ve normal gate'ten oluşuyor. Ha, tamam. Normal gate varmış. O zaman iki tane de Iron Chipset lazım bana. Chipset de lazım. Gereken malzemeler burada var mı? Evet. Ender Pearl. Tamam. Chipset ne istiyordu? Redstone ve Ender Pearl. Redstone. Redstone yok. Sen dur. Ender Redstone. Bunun için de zaten redstone gerekecek. Ha, zaten redstone varmış burada, tamam. Tamam, bunlar yapıla dursun. Ben de o esnada ne yapayım? Evet, bunlar olurken ben bir yandan apiary yapsam da neden gidiyorum ben? Apiary yapsam çok daha mantıklı olur. O zaman 2 4 4 tane apiary lazım bana. AE odasındaydı galiba. Yok, değil. Ice evet. Workshop'a gidelim. Workshop'a gidelim. Bir kalimera alalım. Workshop'a gidip bir kalimera alıp ne yapalım? 3 ve 4. Auto Arctic Gate'imiz de hazır olmak üzere. Evet, hazır. O zaman şimdi eve gidelim. Loop. Şunları da yakında taşıyacağım. Zaten Core için yeni bir Age açacağım yakında. Ve birkaç tane Core kuracağım. Evet. Otark gate'lerimiz de hazır olduğuna göre sırada ne var? Apiary craft etmek. 4 tane lazım. Daha fazla değil. Pardon. Ve biraz chest lazım. Ve yok, Iron Chest alalım. Ve Pipe Plug. Yakında evime bir tane
bir tane şu lazerlerden döşesem çok süper olacak. Yoksa uğraşıyorum böyle hep. Kitaptan geç, 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 geç. Evet, pipe plug'larımızı da aldığımıza göre şu an bilmem kaç tane kitaptan geçeyim, geçmemizin ardından evet. Şimdi sırasıyla. Ha, bunun dışında bir pipe türüne daha ihtiyacım olacaktı. Onu da alayım hemen. Neydi senin adın? Ha dur. Doğrusu iki pipe türüne ihtiyacım olacak. Biri Stone Transport Pipe, diğeri Gobblestone Transport Pipe. Stone ve Gobblestone'u alalım. Stone, Cobblestone, Stone, Cobblestone. Gördüğünüz gibi bunlar birbirlerine bağlanmıyorlar. Fakat şimdiki tür birbirine bağlanıyor maalesef. O yüzden onlara pipe plug koyuyoruz. Ve bu sayede birbirlerine bağlanmasını önlüyoruz. Insertion pipe nedir diye soracak olursanız ilk önce tepedeki ön tanımlı inventory'yi tarıyor. Yani ders ilk gidebileceği inventory'yi tarıyor. Bu durumda bu. Bunlar. Ve eğer uyuyorsa direkt ona yolluyor. Ve şimdi Industrious, Imperial ve bunlar. Burada biraz prensesimiz olacaktı. 2, 3, 4. Ve Oblivion Frame. 1, 2, 3, 4. Buradaki olayımız şu. Oblivion Frame'lerin olayı arıların bir tikte ölmesini sağlıyor. Tek bir tikte. Hemen. Direkt. Pardon. Ve otarket gate'lerimiz bunların otomatik olarak çıkmasını sağlıyor. Enerji pulsör. Enerji pulsör. Redstone signal. Of. Enerji pulsör. Asıl dur. Items in inventory. Evet. Burada bir problemimiz var. Insert etmiyorsunuz mu? Ediyorlar. Problem ne? İlla APR Spike mı kullanacağım? Tamam, APR Spike kullanırız. Bunu ayarlamayı gösterelim hemen. Evet, beyaz kısma arılar gidecek. Mavi kısma herhangi bir şey. Bu arada arıların önceliği daha yüksek. Aynı şekilde arılar herhangi bir şey. Arılar herhangi bir şey. Ve arıla herhangi bir arı herhangi bir şey. Ve otistik gate'lerimizi yeniden yerleştirelim.
Ya Salih'te şu otistik Gates kavramını iyice dilime soktu. Öncelikle şu konuma getireyim. Items in inventory. Evet, an itibariyle çiçek bekliyorlar. Evet, çiçeklerimiz de var burada. Burası maalesef yakında çiçek dolu olacak. Yani hayvan gibi çiçek dolu olacak. Evet, artık ilerliyorlar. Birkaç tur içinde bunlar bu türe dönüşmüş olacak komple. Gene Kalimera'nın makinelerine bir dadanma zorunda kalacağım. Şimdi öncelikle bana ne lazım? Chunk Loader. Otomatik Chunk Loader crafting'ini öğretsem çok güzel olabilir. Hatta hazır aklıma gelmişken öğreteyim. Loader. Öncelikle sen. Encode. Ardından sen. Encode. Tabi sayfalar biraz değişti. Yakında bu sayfaları düzenleyeceğim zaten. Bana bir tane chunk holder craft et. Teşekkürler. Ve sen buraya yerleş. Teşekkürler. Evet, yakında buradaki sayı azalmayı bırakıp artmaya başlayacak. Yani bunun anlamı arılarımız olmuş demektir artık o durumda. Ve şimdi Kalimera'nın evine gidip birkaç bir şey hazırlamam lazım. Yani kendi yapabilirdim fakat şimdi bu makinelerle uğraşmak istemiyorum. Şimdi senin serumların nerede? Ha, tabii ki de buradadır. Evet, nocturnal faster flowering. Hayır. Fast productivity. Ha, zaten excellent charge'daymış. Effect cancellation ihtiyacım yok. High fertility. Cave işime yarar. Rainfall. Bu da species'ler. Yani türler. Evet, her makineden iki tane yapmış zaten. Bunların içinde ne var? Variable species, no temperature tell. Evet. Synthesizer'a koyalım ve işlensin. Şunları da alalım. Sen şimdi şuna kon. Evet, bunlar olmayan özellikleri arılara eklememizi sağlayan bir şey. Ve kendime bir şey craft etmem lazım. Ve bunun için suyla çalışan bir... Carpenter'a ihtiyacım var fakat henüz elimde yok. Yakında herhalde önümüzdeki bölüm yaparım. O esnada arılarımıza bir bakalım. İşleniyorlar. Bakalım burada ilginç şapkalı bir şey var mı? Yok.
Bir bakalım aşağıda ilginç bir şey var mı? Yok. Evet. Burada da yok. Oysa da gel gelelim diğer ihtiyacımız olan bir şeye. Bunlar. Ardından buraya insertion pipe. Burada herhangi bir sorun çıkartmaz. Insertion pipe. Çıkartırsa da apiaries pipe'a geçeriz. Evet. Ve gold pipe. Tabii şu gold pipe olmayacak, farklı bir şey olacak. Ne diye soracak olursanız, uyuş. Tekrar uyuş. Oda. Interface. Kabloyu almayı unuttum. Olsun. Kırmızı kullanalım. Ana network hariç her yerde ben kırmızı kullanıyorum biliyorsunuz. Daha sonra farklı renkler kullanıyorum. Senin rengi de ayarlamış olduk. Buradan zaten fasat geçecek. Ya bir saniye, grass fasat yoktu. O zaman bir sen dur. Grass fasad. Yok, evet. Tamamdır. Bir bakalım aralarımız ne durumda? Dur. Sayı artmaya başlamış, evet. Evet, galiba tüm özelliklere kavuştular. Bir kere daha ölsünler. Tamamdır. Tüm aralarımızı aldık. Ve şimdi gidip demin bulunduğumuz yere geçelim. Yanlış yer. Nexus. Bir bakalım bunda fast productivity hali hazırda varmış. Bunlar da yok ama. Ve bunlardan sadece birer tane drone'a ekleyeceğiz bunları. Geri kalanı çöp. Bu 14 charge senin için yeterli.
Ama seni excellent quality'ye getirelim. Bir tane Refined Princess'im mi yok? Neyse ben hemen geliyorum. Şunlar hazırlansın. Ve süremizi aşmışız bile. O yüzden ben bu bölümü burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler, iyi eğlenceler. Sonraki bölüme şunlar tamamlanmış şekilde geleceğim. Ve bu projeyi bitireceğim.